1960 İzmir Buca doğumluyum. İlk, orta, lise, üniversite hepsini İzmir'de bitirdim. Ege Üniversitesi Spor Yüksekokulu Futbol İstihdamı mezunuyum. 82'den bu yana da profesyonelliklerde ve çeşitli kategorilerde yurt içi yurt dışı birçok yerde çalıştım. Pro lisanslı bir teknik adamım. Genel özet bu. Benim 82'de mezun olduğumda Öner Özmen diye bir hocam okuldan ayrılmıştı. İzmir Spor'da görev almıştı. Beni çağırdı ilk öğrenci olarak ve orada profesyonel antrenörlük yaşantıma başladım İzmir Spor'da. Tabii ki ilk dönem amatör takım, genç takım ve yıldız takımları çalıştırdım. Yardımcı antrenördüm. Daha sonra bir yedek subaylık görevinden sonra 84-85 sezonunda ilk defa profesyonel bir takımda Antalya Spor'da görev aldım. Orada yardımcı antrenördüm. O dönemde Süper Lig, bugünkü Süper Lig ama o zaman birinci ligdi. Ve orada göreve başladım. Daha sonra da birkaç kulüpte çalıştıktan sonra baktım futbolcular benden daha büyük, yaşlı. Ve o nedenle dedim ki kendi eğitimimi geliştireyim. Hem yabancı dil sorunumu çözeyim. Bu nedenle İngiltere'ye gittim. İngiltere'de Arsenal kulübüne başvurdum. Ve başvurumda da George Graham vardı. Hanımı Kıbrıslı Türk'tü. Ve başvurumu kabul ettiler. Bir yıl altyapıda, bir yıl profesyonel takımda antrenörlüğümüzü yani geliştirecek şekilde staj yaptım. Daha sonra dönüş yaptım ülkeme ve Malatya Spor'da çalıştım. O zaman Malatya Spor yine Süper Lig'deydi. Ünal'ların, Carlos'ların, işte Ceyhun'ların birçok bugünkü o dönemin önemli oyuncuları vardı. Onlarla beraber çalıştık. Daha sonra da tek çalışmalarımı yine sürdürdüm. Ve birçok, özellikle en çok çalıştığım kulüp Altay oldu. Yani benim evim diye kabul ettiğim bir kulüp. Çok 4 dönem çalıştık orada. Ve birçok da yıldız oyuncunun yetişmesine katkıda bulundum. İşte Altay'daki çalışmalarda İbrahim Akın, Sinan Kaloğlu, kaleci Ramazan Kurşunlu, Çağdaş Atan, daha birçok oyuncuyla beraber çalıştık ve onların tabii ki bir teknik adam tek başına bir futbolcu yetiştiremez ama belli bir dönemde onların gelişimlerine katkıda bulunduğumu düşünüyorum. Sakaryaspor'da bir Tuncay Şanlı, onun dışında yine Gökhan Tokgöz vardı Bolu Spor'da, daha sonra Gençler Birliği'ne geldi. Bunun gibi birçok oyuncunun gelişiminde katkım oldu. Buca Spor'da çalıştığımız dönemlerde bugün Altın Ordu'nun temelleri atıldığı zamanda da Ufuk Emre satıldı. Birçok oyuncunun Süper Lig'e satıldığı dönemlerde kulüp ciddi bir bütçe girişi sağladı. Ve Buca Spor tesisleri de o dönemlerde temelleri atıldı. Daha sonra o altyapı ruhu bir yerde Altın Ordu'ya taşındı. Seyit Mehmet Özkan'ın ayrılmasıyla. Ama o işin temellerinde bizler de bulunduk. Antrenör hayatım genellikle Süper Lig ve TFF 1 düzeyinde yürüdü. Ama benim en çok keyif aldığım hep bir oyuncunun hayatını değiştirmek, ona bir dokunuş yapmak, onun kaderini bir yerde futbol kalitesini yükseltmek oldu. Bu nedenle de o benim en büyük hazzımdı. Çünkü parayla pulla ölçülecek bir şey değil. Bir futbolcuya bir emek harcıyorsunuz. Onun dönüşü hakikaten bir yerlere varması beni çok mutlu etti. Her zaman etti. Süper Lig'de oynayan çok oyuncum oldu. Bunlar da antrenör açısından en mutlu dönemler. Tabii ki kongreden sonra 5 Temmuz'da bir basın toplantısıyla Türkiye'de ilk kez biz
proje açıkladık Ankara Gücü olarak. SAGEM projemizle altyapılarda özellikle hiç olmayan bir şekilde bir projeyle Türkiye spor kamuoyunun önüne çıktık. Bu gerçekten Türkiye'de ilkti ve bunun da bir noktaya varması için projemizin belli ayakları var. Bu ayakların geliştirilmesi gerekiyor. Bir tanesi Ankara. Yani Ankara bizim temelimiz. Buradaki yetenekleri bulma ve geliştirme. Ankara ciddi bir potansiyel. Türkiye'de İstanbul'dan sonra ikinci potansiyel ve 114 tane İstanbul'da her yıl her yaş grubundan sporcu çıkarken çıkması gerekirken Ankara'da da 40 her yaş grubundan Süper Lig düzeyinde oyuncu çıkması gerekir. Ama bunları zamanında bulur eğitirsek. Bu projeyi zaten basın toplantısında anlatmıştım. O nedenle fazla değinmeye gerek yok ama şunu söyleyebilirim. Bizim şu 2 aylık bir dönem içerisinde hem takımlarımızın kalitelerini yükseltmeye çalıştık. Aynı zamanda antrenör havuzumuzla birlikte futbolcu havuzumuzla işte Mehmet Çakır'ı aldık. Ankara Gücü forması giymiş. Aynı zamanda Spor Bilimleri Fakültesi mezunu, Gazi mezunu. Niyazi Hoca aynı şekilde hem spor akademisi mezunu hem futbol oynamış bir kişi. Levent Hoca da aynı şekilde. Bunların yanına backup grupları olarak Spor Bilimleri Fakülteli mezunu hem atletik performansı hep antrenör olarak kadrolar oluşturduk. Ankara Gücü kendi ekolünü, kendi geleneklerini, futbol kültürünü oluşturmak ve geliştirmek zorunda. Biz ileride antrenör havuzumuzu kendimiz oluşturmamız lazım. Belki 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra Ankara Gücü nasıl Barcelona, nasıl Ajax kendi antrenörünü yetiştiriyorsa bu yerden de hem antrenörünü hem futbolcularını yetiştiren bir kulüp olmamız lazım. Bunu başkanımızla paylaştığımız zaman birlikte bu işi yapabiliriz dedik ve yola koyulduk. Sayın Faruk Hoca'nın, başkanımızın da büyük desteğiyle bu projeyi adım adım hayata geçirmeyi umuyoruz. 10 yıllık bir proje. Bunun tabii çok kısa bir sürecini yaşadık şu ana kadar. Bunu geliştirmek bir yerde bizim paydaşlarımızla birlikte olacak. Ankara bir başkent ve bunun başkent olarak da Süper Lig'de şampiyon olmayan ilginç liglerden bir tanesi. O nedenle bu boşluğu ancak kendi altyapımızdan oluşturacağımız eğitimli kadrolarla, futbolcularla ileride giderebiliriz diye düşünüyoruz. Bu takım, A takımımız ne zaman 5, 6, 7 tanesi altyapılardan kendi oluşturduğumuz, yetiştirdiğimiz oyuncularla oluşturduğumuz zaman o zaman Ankara Gücü şampiyon olan ve şampiyonluğa sürekli olan, abone olan bir takım haline gelebilir. Bu bir süreç. Bu süreci en iyi şekilde hem Avrupa'da gurbetçilerimizle hem Afrika organizasyonumuzla hem Ankara TFF 14 bölgeyle birlikte okullara, işin kaynağına gerçekten para verip futbol okullarına gidemeyecek ama çok yetenekli çocukları mahallelerde, okullarda bularak bunları Ankara Gücü'ne kazandırmak istiyoruz. Birçok kulüple görüştük. Onlarla iyi iletişimlerimiz oldu. Belediye sporlarla sürekli görüşüyoruz ama bu sayı yeterli değil, daha da arttırmamız gerekiyor. Bu konuda randevu taleplerimiz var. Bunlar dönüldükçe gidiyoruz, ziyaret ediyoruz ve belediye sporların katkısı, Spor Bakanlığı'nın ileride katkısı, TFF'nin katkısı, okulların bu işi içerisine çekilmesi bizim hedeflerimize daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak. O nedenle aslında çok büyük bir madenin üzerinde oturuyoruz ama bu maden işlenmiyor, bulunmuyor, geliştirilmiyor. Bugün 5.7 milyon nüfusuyla Ankara 4 milyonluk Hırvatistan Dünya Kupası'nda final oynadı. Demek ki Ankara'da iyi organizasyon olsa, bu çocukları zamanında bulsak, eğitsek, sırf Ankara'dan oluşacak bir kadronun normal olarak Dünya Kupalarına katılması lazım. Böyle bir gerçekle Dünya Kupası'na 36 takımın 6 tanesinin ülke toplam nüfuslarından
daha fazla bir nüfusa sahip Ankara. O nedenle bunu açığa çıkarmamız lazım, geliştirmemiz gerekiyor. Amatör kulüplerin yanındayız. Ankara Gücü olarak onlarla birlikte Ankara'nın tüm sorunlarını, spor sorunlarına bir paydaş olarak elimizi açacağız. Tabii ki bu konuda devletimizden de, belediyelerimizden de ciddi katkı bekliyoruz. SAGEM, Sporcu Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi diyoruz. Bu bizim artık bir logomuz ve sloganımız. Sporcu Araştırma Geliştirme Eğitim Merkezi olarak Türkiye'de hedefimiz ve dünyada önemli bir yere gelmek, Türkiye'de bir numara olmak ve dünyada da sayılı kulüpler arasında olmak. Bunun için de tabii ki tesis ve çeşitli ekipmanlara ihtiyacımız var. Kadro kalitemiz, şu anda beyin takımımız gerçekten önemli. Bunda mütevazi de olmayacağım. Necat Kabay hocamız işte Almanya'dan geldi. Kendisi hem Manisa Spor Akademisi mezunu hem de bunun yanında Köln Akademi mezunu. Sayın hocamız bize şu anda Alman futbol literatüründe son gelişmeleri, yaş gruplarındaki en son uygulamaları getirdi. Bunun yanında da Almanya'da Futbol Federasyonu ve 5 tane büyük akademinin üniversitenin yaptığı bir çalışma var. Burada önümüzde futbol 20 yıl sonra ne olacak? Nasıl bir futbol oynanacak? Bununla ilgili üniversitelerin çalışmasını getirdi. Bunları da Ankara Gücü olarak kendimiz ve paydaşlarımızla birlikte bilgi ve sevgi paylaşıldıkça büyür. O nedenle bilgimizi paydaşlarımızla birlikte geliştireceğiz, onlara da sunacağız. Ve onlarla birlikte bir eğitim birliği yakalamak istiyoruz. Hasip hocamız, şimdi elit departmanımızın başında Necat Kabay hocamız var. Kendisi U19, U17 ve U16 bölümlerinin başında. Evet. Yani Necat hocamız buraya bir yıllardır görüştüğümüz benim 40 yıllık arkadaşım, dostum, bilgisiyle çok güvendiğim ve iyi bir ekibimizi tamamlayan bir arkadaşımız. Bunun yanında Hasip Ertürk hocamız 15 yaş altı temel eğitimin sorumlusu. Kendisi müthiş bir deneyim sahibi. Özellikle Altın Ordu bu konuda Türkiye'de bir gerçek, altyapılarda en çok yatırım yapan ve bu konuda öne çıkmış bir kulüp. Oradan gelen bir hocamız Hasip Ertürk de, o da bize müthiş katkı sağlıyor. 15 yaş altı ve temel eğitim grubumuzun başında. Bunun yanında atletik performans birimi kurduk ve bu birimde 6 kişilik bir ekibimiz var. Hacettepe Üniversitesi'nden Gören Köse hocamız, Feridun Köse'nin de oğlu, zaten Ankaralılar çok iyi bilirler. Onun da müthiş bir atletik performans birimiyle bize katkıları var. Artık bugün modern futbolda çocuklarımızın hem atletik performans olarak hem teknik beceriler olarak birlikte yürümesi gerekiyor. Bu gelişimi de birlikte planlıyoruz. Ve bunu yaparken de şimdi Gören Hoca'nın yaptığı hesaplamalar şöyle. Diyelim 14 yaşındaki bir çocuk. Bunun kronolojik yaşı 14 ama biyolojik yaşı 15. O zaman bu çocuklar farklı idman yapmak zorundalar. Veya kronolojik yaşı 14 iken 13 yaşında biyolojik yaşı, daha ufak normalden. O nedenle her yaş grubunu farklı farklı çalışmaları, kendi biyolojik yaşına uygun antrenmanlar yapmaları gerekiyor. Bunlar ayrı ayrı planlanıyor ve gayet güzel bir şekilde bu çalışmalar organize edildi, yürütülüyor. Burada örnek vereyim. Mesela biyolojik yaşı, kronolojik yaşından önde olan bazı oyuncuları aldık bir üst yaş grubuna. Mesela bizim Hasan Ege'miz var, santfor, 15 yaş grubunda, U15'te. Onu aldık U16'ya. Yani en milli oyuncumuz zaten. Bunu yaparken de Arda Ünyay oyuncumuz, milliydi o da, U16'daydı. Onu 3 kategori yükselttik. U19'a rezerv gruba çıkarttık. Rezerv grup iptal edilince de şimdi Arda Ünyay stoper olarak bizim U19 en üst takımımızda çalışıyor, oynuyor. Onlar için özel testler ve çalışmalar da planladık. Hem takım çalışmaları dışında özel antrenmanlarla birlikte çocuklarımızın
gelişimlerini planlıyoruz ve yürütüyoruz. Bu konuda ileriki dönemlerde çok daha büyük mesafe kat edeceğimize inanıyorum. Güzel bir soru. Kısa vadede bizim hedefimiz tabii ki altyapıdan kendi şu andaki çalışmalarımızdan A takıma 3 yılda oyuncu verebiliriz. Yani SAGEM projemizin yaş gruplarından ancak 3 yıl içerisinde verebiliriz. Ancak bu arayı doldurmamız lazım. U19 takımımızdaki oyuncular veya alt yaş grubunda Arda gibi yukarı attığımız oyuncular, dışarıdan da gelen bazı oyuncularla birlikte burada, yani bu 3 yıllık arayı biz dışarıdan gelen oyuncular ve altyapıdan hızlı aşamada yukarı çıkarabileceğimiz oyuncularla doldurmayı hedefliyoruz. Tabii ki Necat Hocam şu anda bir çalışma başlattı. Avrupa'da Ankaralılar Derneği var. Almanya'da da var. Almanya bir üs olacak. Buradan gelen ilişkilerle Almanya'dan iyi yetenekli oyuncuları buraya getirme hedefimiz var. Şu anda da zaten 2 tane Almanya'dan gelen U19 takımımıza oyuncu var. Bunun yanında Afrika bizim için çok önemli bir kaynak. Benim de çok etkili olduğum, çok bildiğim bir bölge. Çalıştığım da bölge. Oradan işte bir Gineli oyuncu geldi. Şerif. Onun şu anda lisans işlemleri son aşamaya geldi. Bizim oyuncumuz resmi olarak çok kısa sürede oluşmak üzere. Bunun yanında Uganda milli takım hocası benim arkadaşım Sırp. O da 2 tane oyuncu gönderiyoruz. 2005 doğumlu, yani 17 yaşında. Biri santrfor, biri playmaker. Ve Uganda milli takımının bunlar direkt oyuncuları. Ümit milli takımında ve diğer alt yaş gruplarında oynuyorlar. Agustin bir oyuncu, Ronald Kumidi'ye onu gönderiyor. Onu da vizesi alındı. Yakın zamanda aramıza katılacak. Bu nedenle hem Almanya hem onun dışında Afrika, bir de bize tavsiyeyle gelen oyuncular var. İşte bir tanesini Hatay'dan geldi. Ahmet hocamız var, benim eski futbolcum, o gönderdi. Şu anda U19'umuzda sol stoper olarak Başakşehir ve Fenerbahçe altyapılarından gelen bir oyuncu. Bunun gibi birçok oyuncumuz var. Çeşitli tavsiye veya işte denenme üzerinde bulup takımlarımıza attığımız oyuncular var. Ankara içinden de ciddi bir aktarım oldu. Yani burada da biz başlangıçta her gün denemeler yaptık. Rezerv gruplar dedik onlara, at koyduk. Ve rezerv gruplarında uzun süre her gün çalışma yaptık. Oradan her yaş grubumuza birçok oyuncu geldi. Bunun yanında turnuvalara katılıyoruz. O turnuvalarda beğendiğimiz oyuncuları içimize alıyoruz. Bir de bu çalışmalar yürürken tabii ki daha üst yaş gruplarına da il dışından gelen oyuncuları da zaman zaman takımlarımıza aktarıyoruz. Bu yolla kısa, orta ve uzun vadeli bir çalışmaya girdik. Ama benim esas düşüncem okullara ve mahallelere inmek. Daha onu, o seviyeye gelemedik. Şu anda sadece Tandoğan yerleşkesinde bizim akademik liglerimizi organize edebildik. Bu organizasyon büyük ölçüde belli bir noktaya geldi. Tamamlanma aşamasında hemen hemen büyük ölçüde tamamlandı. Ama saha çalışmalarımız, belediyeler ve paydaş kulüplerle yapacağımız çalışmalarda daha kat edeceğimiz çok yol var. Bu bir süreç. Bunu ne zaman tamamına ulaşabiliriz? Ne zaman bu proje istediğimiz boyuta gelir? Bunu ancak paydaşlardan gelen dönüşlerle söyleyebiliriz. Ama en azından bu sene 11, 12, 13, 14 dediğimiz ilk öğretimin ikinci ayağında beden eğitimi öğretmenlerinin olduğu gruplarda belli ilçelerde çalışma yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda görüşmelerimiz var. Bunlar sonuçlandığı takdirde kısa sürede birkaç ilçede en azından pilot çalışmalarımızı başlatmış olacağız. Öyle umuyorum. O yönde
ciddi bir çalışma yürütülüyor. Başkanımız da bu randevular konusunda bizim önümüzü açıyor. Bu konuda çeşitli belediyelerle de görüşmelerimiz oldu. Bu ileriki dönemlerde daha da artacak. Şimdi ilk defa bir eğitim departmanı kurduk ve eğitimin başında da eğer ileride Ankara Gücü'nün kendi koleji olursa, Ankara Gücü'nün yani ilkokul, ortaokul, lise evrelerinde Ankara Gücü koleji yapılabilirse, bunun ilk adımı olarak Polat hocamız var, onu göreve getirdik, beden eğitimi öğretmeni. Kendisi şu anda bütün çocuklarımızın okullara yerleşmesiyle ilgili sorumlu ve o çocuklarla ilgili belli pilot okullara topladık çocukları. Artı veliler istemiyorsa da velilerin istediği okullarda kaldı çocuklar. Ama burada matematik ve İngilizceye yönelik çok kısa sürede Milli Eğitim'den ekipler gelecek, öğretmenler gelecek ve burada çocuklara İngilizce ve matematik veya kendi okulunda zayıf kaldığı dersler varsa o derslere yönelik onlara takviyeler yapacağız. Yani çocuklarımızın sadece spor alanında değil, aynı zamanda üniversite kazanması, bir meslek sahibi olması, bu en yatkın olarak tabii ki spor bilimleri fakültesine büyük çoğunluk oraya gideceğini tahmin ediyoruz. Ama bunun yanında da farklı alanlarda yetenekli çocuklar çıkacaktır. Bakacaksınız, maden mühendisi olacak, tıp doktoru olacak, bir başka alanda herhangi bir akademik çalışma yapacak işimizden kişiler de çıkacaktır. Onun için de çocukların hem okullara yerleşmesi hem ders takibi, dersler zayıf olduğu alanlarda da geliştirilmesi yönünde bir çalışma var. Bunun yanında da çocukların satranç, sinema ve sosyal yapılarını geliştirecek aktiviteler de planladık. Bunlar da yakın bir süreçte hayata geçecek. Tabii Ankara Gücü'nü daha önce hep bazen rakip de olduk, geldik başka takımlarla. Ama içine girince çok daha büyük bir cami olduğunu görüyorsun, yaşıyorsun. Ve bu sene daha çok sorumluluğunu arttırıyor. Daha çok hata yapmaman ve daha büyük bir özveriyle çalışmanı gerektiriyor. Onu gerçekten omuzumuzda çok hissediyoruz. İnsanların beklentisi şu, kadro kalitelerinin artması, Ankara Gücü'ne kaliteli oyuncuların A takıma kazandırılması altyapıdan, bunun yanında da adaletli, düzgün bir şekilde o çocukların hiç kimsenin hakkı yenmeden bir yerlere gelmesi. Biz de bunun için varız, bunun için geldik, bunu yapmaya çalışıyoruz. Geçmişte çalışan, burada bir tuğla koymuş, iki tuğla koymuş arkadaşlara da teşekkür ederim. Geçmişte çalışan tüm antrenörler, bugün Arda'yı biz aldık mesela, 2-3 kategori yukarı çıkardık ama Arda'yı biz yetiştirdik diyemeyiz. Mutlaka bizden önce birçok antrenörün emeği var. O nedenle herkesin emeğine saygı duyuyoruz ve teşekkür ediyoruz. Sabah 6.45'te kalkıp gece saat 11'lere 12'lere kadar yoğun bir şekilde hem planlama hem çalışma halindeyiz. Bu sürekli böyle. O nedenle işimiz bu. Gerektiği şekilde de kendimde de bir mükemmelliyetçi bir yapı var. İşin en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Ekibim de öyle, tüm arkadaşlar. Şundan emin olsun Ankara Gücü taraftarları, yani devre arası olur, önümüzdeki yıl mutlaka 3-5 tane oyuncu altyapıdan yavaş yavaş özellikle U19 takımımızdan bulduğumuz ve geliştirdiğimiz oyuncuları kısa vadede de A takıma atmayı umuyoruz. Bunun yanında da orta ve uzun vadeli olarak da Ankara Gücü'nün bütün yaş kategorilerinde en azından artık tabii ki geçmişte transfer yasakları yaşanmış, bir takım olumsuzluklar da yaşanmış, onları da kabul ediyorum. Ama bugünkü imkanları geliştirmek ve daha iyi yerlere getirmek bizim üzerimizde bu sorumluluk. Bunu da yerine getireceğiz, getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de tabii ki hedefimiz Türkiye'de ve dünyada, yani Türkiye'de bir numaraya yerleşmek. Ve bunun yanında da Avrupa'da da sayılı yerlere gelmek. Mesela bizim projeksiyonumuzda 3 yılda dediğim oyuncu vermeye başlayacak temel çalışmalarımız. Bugün U14, U15'te olan çocuklarımız
3 yıl içerisinde A takım görme potansiyeli içindeler. Ama tabii ki Almanya'dan, Avrupa'dan ve Afrika'dan getireceğimiz oyuncularla, ara oyuncularla da kısa sürede birçok oyuncumuzu A takımda göreceğimizi umuyorum. Bunu yaparken de tabii ki çocukların sadece futbol yönlerini değil, birçok alanda geliştirmeyi hedefliyoruz. Onların bu alanlardaki gelişimlerinin yanında hem akademik kariyerleri hem diğer alanda da meslek sahibi olarak da futbollarını oynamalarını istiyoruz. Bencil değiliz. Yani burada tek Ankara gücü yok. Birçok Ankara takımı var. Onlarla birlikte biz büyüyüz. Daha da büyük onlarla birlikte olacağız. Biz rekabete açığız. Hiçbir takımla rekabetten çekinmiyoruz. Ama Ankara'daki bütün takımlarla da paydaş ve kardeş olmak istiyoruz. Onlarla birlikte bu 40 her yaş grubunda Süper Lig'de oynayabilecek çocukları bulmak ve bunları geliştirmek yönünde birlikte adım atmaya hazırız. Umarız bu işbirliği bize Ankara'da artık bu İstanbul Ligi, 8 tane takım İstanbul'da Süper Lig'de, ileride bunu tersine çeviririz. Belki 5-6 tane takımımız Ankara'dan Süper Lig'de olur ve TFF 1'de ve alt liglerde olur. O nedenle bunu birlikte yapacağız, birlikte başarmak zorundayız. Ankara gücü olarak biz de pozitif abiliğimizi, pozitif gücümüzü en iyi şekilde bu kulüplerle birlikte harcayacağız ve geliştirme için birlikte olacağız. Biz her şeye açığız. Dediğim gibi bilgi ve sevgi paylaşıldıkça büyür. Biz de her şeyi paylaşmaya hazırız.